birlikte siz de Kazakistan'da bunun bulunduğu merkeze, müzeye gitmiştik. Altın elbiseli adam kimdir, nedir, önemi nedir? Biraz dinleyelim sizden. Evet, altın elbiseli adam işte 1969 yılında Kazakistan'ın o zamanki başkenti Almaty'nin doğusunda Esik bölgesinde bulunan, kurganda çıkarılan, ünlü Kazak arkeoloğu Akışev tarafından keşfedilen, ortaya çıkarılan bir arkeolojik malzemedir diyelim. Burada bir savaşçının altından zırhlarını görüyoruz. Büyük ihtimal hükümdardı ve bunun üzerinde yazılardan söz ediliyor. Bu altın elbiseli adam şu anda 7 tane, 7'ye çıktı sayısı. Bütün Kazakistan'da altın elbiseli adamlar bulunmaya başladı. Bunun dışında üzerindeki yazılar da çok çok önemlidir. Demek ki Hun öncesinde, yani M.Ö. 400'lerde Türklerin yazısı vardı gibi bir sonuca varmak da mümkündür. O bizim sizinle birlikte Almaty'daki Tarih Müzesi'nde gördüğümüz, daha sonra başka bir imitasyonlarında gördüğüm şeyler gerçekten Türk tarihinin teknolojik, zanaat bakımından, teknolojik ve bunun gelişimi açısından çok şey ifade eder. Bundan başka aslında Bozkırlıların ilkel olmadığını, çok zengin bir medeniyet olduklarını, üretimde, teknolojide, dolayısıyla bilimde de ileri gittikleri sonucunu anlamak mümkündür. Ama bunların sayısı çok çok fazla. Belki de biz Türk tarihinin erken dönemlerine ait olan bilgilerimizi yeniden yazma ya da yeniden anlama fırsatı bulacağız. Bunda altın elbise adamın büyük katkısı olacak diye düşünüyorum.